Ben bugün iki proteinden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz civa ve vida ve civatalar, vida ve civatalar aslında son yüzyılın keşfidir ve olağanüstü bir keşiftir. Daha önce ne Evet. yapıyorlardı bilmiyorum. Evet, gerçekten bence çok duygulu Gerçekten çok olağanüstüdür. İnşaatlarda her zaman kullanılması gereken malzemeler. Bu aynı şekilde vida ve civatalar aynı şekilde vücudumuzda da kullanılmak zorunda. Çünkü biliyorsunuz hücreler tamam birbirinden bağımsız ama birbirleriyle kenetlenmiş durumdalar. Yani bağlantılı olmak zorundalar. Ve kendi aralarında da bir akış geçiş olması gerekiyor. Hücreleri birbirine bağlayan vidalar olması gerekiyor. İşte ben bu vidalardan bahsetmek istiyorum. Kadenin ve katenin proteinleri bunlar. Şimdi hücre aralarındaki geçişlerde aslında çok fazla protein devreye girer. Yani bizim tahminimizden de çok. Daha da keşfediliyor. Çünkü kadenin 1960'lı yıllarda galiba keşfedilmiş. Fakat katenin 1986'da keşfedilmiş. Çok yeni, çok, çok yeni çok proteinler. Yeni. Bu demek oluyor ki bizim keşfedeceğimiz daha çok fazla şey var. Evet. Şimdi bir tanesi vida görevi görüyor, bir tanesi somun görevi görüyor. O vidayı sağlamlaştırmak için gerçekten maşallah olağanüstü bir şey. Zaten ilk keşfettiklerinde bilim adamları çok şaşırmışlar böyle bir sistemin olmasına. Birbiriyle yapışmış çimento gibi birbiriyle yapışmış bir bağlantı noktasında bir de o olayı sıkılaştıracak, bağlayacak vidaları olduğunu görmüşler. Ve bu vidayı da sağlamlaştırdıktan sonra vidanın kaymasını engelleyecek bir somunla tutturulduğunu görmüşler. İşte ona biz katenin diyoruz, diğerine de kadenin diyoruz. Bunlar son keşiflerde gerçekten bilim adamlarını şaşırtmış. Şimdi bunun bir dengesi var vücutta. Bazı yerlerde hücre aralarındaki geçişlerin çok kontrollü ve sıkı olması gerekiyor. Mesela beyin. Beyinde hiç herhangi bir geçişe mahal vermemek gerekiyor. Sıkı bir şekilde bu bağlantının yapılması gerekiyor. Arada herhangi bir farklı maddenin geçişini engelleyebilmek için. Fakat bazen de bazı yapılarda hücreler arasında geçişin olması gerekiyor. Mesela salgı salgılayan çeşitli organlarımızda bu gerekiyor. Mesela mide gibi. Mide salgısının her zaman mevcut olması gerekiyor. Bunun yapılabilmesi için de iki hücre arasındaki bağlantının biraz daha az olması gerekiyor. İşte kadenin ve katenler bu bağlantının ne kadar sık olması gerektiğini vücutta biliyorlar. Evet. Bu gerçekten çok üstün bir yaratılıştır. Allah'ın ilhamıdır. O küçücük protein nerede çok sıkı tutacağını, nerede de birazcık gevşek bırakması gerektiğini çok iyi biliyorlar. Evet. Maşallah. Şimdi son dönemlerde bazı kanser türlerinin kadenin ve kateninin görevlerini aksatmasından dolayı, tabii onlar görevlerini aksatmaz da Allah'ın izniyle, evet. Allah'ın emri gereği çeşitli vesilelerle onların görevini yapamamasından dolayı kaynaklandığını görmüşler. Örneğin mide hücrelerine, mide kanserinde mide hücrelerinden bir tanesinin kadenin veya katenini iyi çalışmadığı için mide hücresinden bir tanesi gidip başka bir yere sürüklenip orada çoğalmaya başlıyor ve orada proteinlerini üretmeye başlıyor. Bu da kanserli bir tümör anlamına geliyor. Bu ortaya çıkmış. Bunun keşfedilmesi önemli bir şey, iyi bir şey. Çünkü o proteinden kaynaklandığını keşfettiklerinde bilim adamları o kanseri tedavi edecek yöntemi de bulabiliyorlar Allah'ın izniyle. Allah bu dönemde çok fazla bize keşif gösteriyor. Bu keşifler tabii ki Darwinizmi ortadan kaldırıyor. Bir yandan da teknolojiyi geliştiriyor. Evet. Tıpta çok önemli gelişmelere vesile oluyor. Hastalıkların iyileşmesi biliyorsunuz ahir zamanın en önemli özelliğidir. Ömürlerin uzaması. Allah bunları vesile edecek olabilir Allah'ın izniyle. Bunlar da yeni tanıştığımız proteinlerimizde. Maşallah. Maşallah. Allah'ın